Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bu sohbetimizde meclis adabını, sohbet adabını, modern bir tabirle oturma adabını konuşacağız. Yani mecliste ahbap ile sohbet ederken bazı görgü kuralları vardır. Bunlara riayet etmekliğimiz lazım gelir. Kısaca bunları konuşalım inşallah. Değerli kardeşlerim, daha önce misafirliğe gitmenin adabından bahsetmiştik. Dolayısıyla o konulara geçelim. Yani meclise gideceğiz. Bu meclis daha önceden söz verdiğimiz bir meclis olur. Mesela bir iş toplantısı olur, bir oturuma katılmak olur, ilmi bir meclis olur. Veya bir dostumuzun evinde toplanmıştık, sohbet edeceğiz. Yani gideceğimiz yerin buna göre haberli olması güzel olur. Ve biz toplantıya giderken kendimize bir çekidüzen vermemiz lazım. Yani sıradan değil, özel elbiselerimizi giymemiz lazım. İnsanların huzuruna çıkarken temiz ve güzel elbiseler giymek, kokular sürünmek, dişleri mispaklamak, efendim saçımızı, sakalımızı böyle tıraşına dikkat etmek güzel olur. Meclise girdiğimiz zaman selam vererek gireriz ve boş bulduğumuz bir yere otururuz. İlle de böyle bize özel bir mekan, bir koltuk vermelerini beklemeyiz. Ama birileri kalkmış ikram etmişse karşıdaki insanın durumuna göre müsaitse teşekkür ederek ona oraya oturabiliriz veya ev sahibinin gösterdiği bir yere oturabiliriz. Biz de bizden sonra gelecek efendim saygıdeğer hatırlı insanlara ayağa kalkmalı icap ediyorsa ve yer vermeliyiz, hürmet etmeliyiz. Diğer oturan kişileri rahatsız etmeyecek bir koku sürülmeliyiz. Her insan her kokuyu sevmez. Onun için genel geçer böyle kokular vardır. Gül kokusu gibi mesela. Çok insan bundan rahatsız olmaz. Aşırı koku da hoş değil. Değerli kardeşlerim, her şeyin aşırı hoş değil yani. İslam orta yol dinidir, vasat dinidir. İfrattan ve tefritten uzak, dengeli, orta yolda bulunmak lazım. Oturanlar tarafından yer gösterilirse ne ala, gösterilmese münasip bir yer bulunup oturmak lazım böyle uzun uzun öyle. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimizin de meclisinde özel bir döşeği, özel bir koltuğu yoktu. Buraya peygamber oturur diye bir şey de yoktu. Boş bulduğu yere otururdu yani. Şimdi bizim de böyle kendimize özel bir yer edinmemiz hoş bir şey değil. Ha, hepimizin bir hocası, bir üstadı. Yaşlı hatırlı insanlar varsa onlara efendim en güzel yeri ikram etmek de bir sünnettir. Çünkü Allah Celle Celaluhu büyüklerimize hürmet etmemizi, ikram etmemizi, ev sahiplerine de misafirlere ikram etmelerini teşvik buyuruyorlar. Bir mecliste iki kişi arasına oturmamak lazım. Ancak izin verirlerse müstesna. Yani İki zatın arasına otururken müsaadelerinize demek lazım. Belki onlar kendi aralarında özel bir şeyi konuşuyor olabilirler. Veya baba ile oğul arasına da oturmamak lazım. Onları birbirinden ayırmamak lazım. Meclise girenlere de yer vermek lazım. Şimdi sıkışın denildiği zaman öf ya daraldı gibi suratımızda böyle bir hoşnutsuzluk karşıdaki insanın kalbine hançer gibi saplanır ve ya çekip gider veya otursa bile nezaketen efendim kalbi kırılır yani. Meclise girenlere yer vermek lazım. Seve seve yer vermek lazım. Açılın dendiği zaman ey Müslümanlar açılın diyor ayeti kerimede. Değerli kardeşlerim selam vererek oturduk. Merhaba diyenlere merhaba deriz. Güler yüz tatlı dilli olmak lazım. Meclis boyunca. Yani mecliste bazen anlatılan mevzulara göre üzüntü olabilir. Yani Müslümanların dertlerinden bahsederler filan. Bu gibi herkesle beraber insan üzülebilir. Herkesle beraber tebessüm eder, gülebilirdi. Ama genellikle insanları sohbet ederken gözlerine bakarak, iltifat ederek onlara ilgiyle dinlediğini göstermek lazım ve mütebessim olmak lazım. Mecliste asık suratlı olmaması lazım.
Yorgun olabilirsin, derdin olabilir. O meclise gitmeyebilirdin yani. Ama gittiysen değerli kardeşler, asık suratla başkalarını da rahatsız etmeyeceksin. Hayırdır inşallah, bir derdin mi var diye herkesin seninle ilgilenme mecburiyeti bırakmaman lazım. Mütebessim, rahat ve huzurlu bir şekilde oturmak lazım. Kimseye mecliste sıkıntı vermemek lazım. Değerli kardeşlerim, bir başka husus, toplantıda bulunan kimseleri rahatsız etmiş olmamak için, yani yorgun da olsak, gündüz çok çalışmış olabiliriz, gevşememek, oturmamızı böyle ayaklarımızı tutarak, yan yatarak, belimizi bükerek gevşememek lazım. Esnememek lazım. Esnememizi mümkün mertebe tutmak olmuyorsa da ağzımızı kapatmak lazım. Hele şeytan bizi zorla dürter, esnetir. Sonunda da "Oh!" diye bir ses var ya, o sese bayılırmış şeytan. Güle 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 güle, güle yerlere yıkılırmış. Yani yapmamak lazım. Şimdi siz sohbet ediyorsunuz, karşıda bir tanesi böyle esneyip duruyor. İştahınız kaçar. Pişmiş yaşa soğuk su dökmek diye buna derler herhalde. İmkan nispetinde öksürmemeye, aksırmamaya, geğirmemeye dikkat etmeklerimiz lazım gelir. Eğer böyle bir zaruret olursa mendilimizde efendim böyle ses çıkartmadan hafifçe ağzımızı, burnumuzu, gözümüzü silebiliriz. Bu tür hareketlere dikkat etmek lazım. Bir mecliste bulunuyorduk. Bir tanesi müthiş bir şekilde geğerdi. Efendim, yanımdaki şöyle bir irkildi. Dışarı çıktıktan sonra "Vallahi hocam" diyor, "neredeyse çüş diyecektim" diyor. "Bu kadar da olur mu?" diyor. Yani adam geğirmeyi keyif alarak, zevk alarak, uzatarak yapmıştı böyle. Burnuyla oynama, gözünce vesaire, yani bunlara da dikkat etmek lazım gelir. Şafii kardeşlerime bir şey söylemiyorum. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç şüphesiz meclise giderken diş fırçasını mısmaklardı. Konuşma yaparken de dişlerini mısmaklardı. Namaza dururken de. Biz ağzımızda kanama manama olur diye pek bunu yapmıyoruz da Hanefiler olarak. Ama insanların gözünün önünde de böyle misvak kullanmak, onu da cebine koyup tekrar tekrar kullanmak gibi. Yani bunlara da dikkat etmeklerimiz lazım gelir. Hele de bizim misvakımızdan anlamayan insanlar olursa onların yanında hiç yapmamak lazım değerli kardeşlerim. Hiç kimse Peygamberimizin bir sünnetini falan ya da filan bir şey diyecek diye yapmayalım mı hocam gibi itirazlarda bulunmasın. Biz bunu yadırgayacak insanlardan değiliz. Kellimün nas ala kadarı ukuli. İnsanlara aklının miktarınca anlayacakları kadar konuşun diyor. Davranışı da öyle dayanıyor. Şimdi adamın birisine doğru bir söz söylüyorsunuz ama adamın aklı onu kaldıracak bir şekilde değil, din inkar edecek neuzübillah. Ve bunun yani inkarı da sen sebep olacaksın. Yapma kardeş. Davranış da böyledir yani. Senin doğru diye yaptığın karşıdaki insanın kendi cehalet olabilir. Ama şöyle ya da böyle kendi cehalet ama yani redde sebep oluyor, inkara sebep oluyorsa yapmayacaksın. Yani insanların da vaziyetini göze almak lazım. Ve boş boğaz, geveze olmamak lazım. Daha çok dinleyici olmak lazım. Yani her lafa dalan, her konuda bilen, her sözü efendim kendisi söyleyecek. Mecliste kimseye söz dinletmeyecek. Her soruna kendisi cevap verecek. Öyle insanın içerisinde hani bir şarkı var. "Sen neymişsin be abi" diyor. Yani "Sen neymişsin be abi" dedirtecek. Kendini gösterecek. Böyle nahoş işlerden de kaçınmak lazım yani. Söz hakkı kendine gelince konuşur.
Yoksa daha çok sükut etmekle güzeldir. Peygamberimiz ben sana cevabı. Konuşmayan kurtulur. Konuşursan yani hesaba çekerler. İyi mi kötü mü, güzel mi çirkin mi, mükafat mı var, cezası mı var, ama konuşmazsan hiçbirisi olmaz. Felyekul hayran evli yasmut demiş Peygamberimiz. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir felyekul hayran evli yasmut. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya sussun. Şimdi Peygamberimiz uzun uzun da sükut ederlerdi. Artık bizim zamanımızda bu sükuttan anlamıyor. Biraz mecliste sükut olsa orada birisi çıkıyor. Cehalet. Ya cenaze mi çıktı bu mecliste? Niye konuşmuyorsunuz? Biz buraya konuşmaya geldik diyor. Ama dervişlerde kalbi sohbet diye bir şey var tasavvufta. Dil dudak deprenmeden manayı anlayan gelsin demiş Rumi. Eşrefoğlu Rumi. Dil dudak deprenmeden konuşan insanlar var. Konuşulur mu? Konuşulur yani. Bu konuyu biz aydınlanma yolu tasavvuf kitabımızda yazmıştık eline boyuna. Kalbi sohbet. Konuşanları dinlemeli. Evet, toplantıda ayrı olarak efendim yanındakiyle veya birisiyle gizlice veya yabancı bir dille konuşmak da hoş değil. Meclis müşterek derler. Değerli kardeşlerim, kendisinden yaşça ve bilgice büyük olanlara hürmet etmek gerekir. Onların yanında ayak ayak üstüne atmadan, efendim yüksek sesle olmadan konuşmak lazım. Yani hatta bazen ayaklarımız incinebilir, uzatırken bile müsaade buyurun efendim diyerek ayaklarımızı uzatmamız lazım. Yani koltukta demin de söyledik, otururken böyle normal bir oturuşla oturmak lazım, böyle sarkar gibi, yatar gibi, uzanır gibi. Hoş, beynel ahbap tas kutulu adap demişler. Ahbap arasında edepler düşer diye, ama her zaman edepli olmak her vakit güzeldir değerli kardeşlerim. Özellikle büyüklerimizin yanında diyoruz. Şimdi biz kendi aramızda sohbet ederiz de bakarsın bir tanımadığımız ya da bir büyük selamünaleykümdekiler hemen daha bir kendimize toplanıp çekidüzen vermemiz lazım gelir. Evet, babasının yanında insan, hocasının yanında, yaşların yanında ayak ayak üstüne atarak böyle arkadaşlarıyla konuşur gibi konuşmamak lazım. Hatta öyle insanlar var ki Cenab-ı Allah'ın huzurunda durduklarını, etrafında kiramen katibinden başka 360 küsur melek ve başka meleklerin bulunduğunu bildiği için yalnız başına kalsalar bile ayak ayak üstüne atmazlar hayalarından, edeplerinden. Değerli kardeşlerim, sohbet esnasında bulunduğumuz yerde bize bir ikram sunulmuşsa ki ev sahibinin bir şekilde bir ikram. Çok masraf olması şart değil ama misafire ikram sünnettir. Veya bizi bir dernek, bir vakıf, bir yer ayağı davet etmişse onların da kendilerine göre azdan çoktan bir ikram sunmaları güzel olur. Onlara da teşekkürle karşılamak lazım. Yani ev sahibine teşekkürlerini sunmak lazım. O hizmetleri gören evin diğer fertleri vardır. Mutfakta çalışanları getirip götürenleri, yani onlara da dua etmek gerekir ev sahibine de. Ev sahibi de misafirlerine hürmet eder, hizmet eder, onları hoşça tutar, ikram eder ve uğurlarken de güzel yüz, tatlı dille uğurlar. Değerli kardeşlerim, böyle bir mecliste helal ve haramlara dikkat etmeklerimiz lazım. Yani orada konuşulurken boş konuşmamak, dini, fikri, ilmi, Müslümanların, ümmetin meselelerinden ciddi meseleler konuşmak, bazen latife, şaka da olabilir yani, insan yorulur, güzel olur. Peygamberimiz de arkadaşlarının arasında şaka yaparlardı, gülerdi. Gezme tozma, yeme içme lafları verirlerdi bazen. Onları dinlerdi.
Yani azarlamazdı kimseyi. Çünkü her zaman böyle zikir halinde, ibadet halinde olmaya kalp ve gönül tahammül edemeyebilir. İnsan yorulur yani. O bakımdan bazen böyle muhabbet, şaka, latifeler, efendim bazı laflar olsa bile ama meclisin esası böyle dine ve dünyaya faydalı şeylerle geçmeli. Yalandan, iftiradan, yalan yere yeminden, başkalarıyla alay etmekten, aşağılamaktan, hakaret etmekten, kötü laf takmaktan, suizanda bulunmaktan, laf götürüp getirmekten, fitne fesat çıkarıcı konuşmaktan ve dedikodudan, gıybetten vesaire kaçırmamız lazım. Meclisi bulandırmamız, kötü bir şekilde oradan ayrılacak duruma düşürmememiz gerekir. Değerli kardeşlerim, kısaca toplantılarda, meclislerde, sohbetlerde uyacağımız görgü kuralları bu kadar özetleyelim inşallah. Allah-u Teala bu kaide ve kurallara uygun, bu adab-ı muaşerete uygun, güzel, tatlı sohbetler hepimize nasip eylesin inşallah. Hayatı tadı tuzu bu değil midir zaten? Hoşça kalın ve selam.